Herkese merhabalar. İyi hafta sonlarınız olsun. Bu haftaki konumuz sulu boyalarda farklı teknikler. Yanımızda Melinda Hanım da var. Yardımcı olacak bugün de konumuz da bize. Merhabalar. Şöyle başlayalım hızlı bir şekilde. Farklı teknikler dedik sulu boyada. Herkes tablet ve tüp halinde olanlara alışkın genelde. Ama stick olanları da mevcut. Winsor Newton'un profesyonel stick watercolorları. Bunları çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Yani sulu boya kağıtlarınızda normal kalem formunda gibi de kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim bir tane. Olmadı. Şu şekilde. Evet. Bunu özellikle böyle yüzeyde dokulu kağıtlarda mesela çok güzel oluyor. Rafta falan böyle soğuk preste. Ya da doğal natural kağıtlarda. Çünkü böyle pastel gibi bir doku bırakıyor ama sadece temiz bir su ve fırçayla geçtiğinizde direkt sulu boyaya çevriliyor. Süper. Yani o dokuyu kağıdın üstünde direkt boyanın sürmüş olduğunuz doku ve sulu boya versiyonunu görebilirsiniz. Hızlı eskiz için çok güzel çünkü kalem formunda istediğiniz zaman sulandırabiliyorsunuz. Bir de rendeleyebiliyorsunuz. Ha, doğru. Daha önceki yayınlarımızda zaten o teknikleri kullanmıştık. Rendelediğinizde suyun içerisinde böyle farklı farklı açılaraktan yoğun bir pigment veriyor. Her biri profesyonel seri olduğu için zaten pigment oranında da çok yüksek bir seviye mevcut. Çok güzel. Yani hani elinize bulaşmıyor, öyle pastel boya gibi değil, evet, toz değil gibi mi? Değil. Yani hani kıvamı vesairesi gerçekten çok güzel. Öyle sulu boya hani elime hemen bulaşacak, boya her yere bulaşacak değil. Çok rahat bir tutumu var. O yüzden farklı teknik isteyenler için benim direkt önerdiğim malzemelerden bir tanesi zaten bu. Çok da fazla bulunmuyor. Yani çünkü hani şeyle karıştırabiliyorlar. Şöyle küçük gözüktüğü için. Ama o bir çubuk aslında. Evet. Bir farklı tekniğe daha geçersek. Bu da direkt markerler olur. Markerlarla çünkü hep böyle alkol mürekkebi vardır içerisinde. Ya da su bazlıdır ama sulu boya dönmez. Çünkü sulu boyanın mürekkebi yani su bazlı markerla sulu boya marker arasında çok büyük fark var. Bir kere pigment farkı var. Sulandırabilen markerlar renk tonu ayrıştığında mesela mor ayrıştığında mavi tonunu görebiliriz ya da kırmızı tonunu görebiliriz. Pigmentler suyla birlikte ayrışıyor. Fakat sulu boya özellikle profesyonel Winsor Newton sulu boyasında markerında yani tüpteki ya da tabletteki renk tonu neyse markerin içindeki renk tonu da olur. Çok önemli bir bilgi bu arada. Bu olmuyor. Farkı mesela bilmiyordum yani evet, normal yani sulu boya. Daha uygun fiyatlı mesela suyla hemen çözünen markerlar var. Çocukların hatta kullandığı keçeli kalemleri de böyle üstten kolay çıksın diye su bazlı yaparlar. Ama onu alıp sulu boya yapamam. Çünkü onun renk tonu, o suyla birlikte incelttiğinizdeki o ayrışmayı hani sulu boya yapan sanatçılar zaten bunu hemen fark eder. O yüzden böyle bir talebiniz varsa, farklı teknik arıyorsanız sulu boya markerını tercih edebilirsiniz. Bu çok önemli püf nokta. Yine onun içerisindeki pigmentlerle profesyonel seri segmentindeki pigment olduğu için zaten renk tonu ve canlılığı yine tüp ve tableti kullandığımızda aynı seviye. Kullanımı çok rahat, özellikle seyahatte yanınızda taşımak için gerçekten çok ideal bir malzeme. Bir tarafı şöyle gösterelim, fırça uçlu, o yüzden çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir tarafı da böyle daha ince detaylar için kullanılıyor. Evet, bu arada ilk defa gördüm bu şekilde sulu boya kalemi. Sanırım alacağım, kullanışlı gibi. Kalemlerin pigmenti bayağı canlı. Evet, evet. Bir de şeyden bahsedeceğim. Tam olarak şu görsel çok önemli. Genellikle şey sanıyorlar, bayağı sulu bir şey çıkıyor içinden. Hani fırçalı, hazneli şeyler var ya. Hazneli gibi düşünüyorlar. Onun gibi sanıyorlar. Anladım. Halbuki öyle bir şey değil. Konsantre olarak çıkıyor, siz sulandırıyorsunuz. Yani süper. Sizin kullandığınız yoğun renkteki sulu boya, sulandırdığınızdaki alt tonu kendiniz buluyorsunuz. Yani bu kartelalardaki su geçişli olan şeyin tamamen aralığı bulabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bir de mesela şey çok güzel diye hatırlıyorum. Mesela aldık bunu, yanımıza çıktık, hava da güzel. Hı hı. Kullandık, yanımızda su yok. Sonra sulandırabiliyorsunuz. Sonra direkt sulandırabiliyoruz. Evet. Süper. Bu arada daha önce bunu deneyerek gösterdik diye hatırlıyorum, evet, değil evet. mi?
Ya tüm yayınlarımızda zaten şu ana kadar anlattığımız bütün ürünlerimizi denedik. Hem farklı tekniklerle birlikte de kullandık. Hani şu an daha böyle son yayınlarımızda daha hap bilgiler veriyoruz. Daha detaylı uzun kullanışını izlemek isteyenler de önceki yayınlara zaten bulabilir. Bakabilirler. Evet, buradaki uç tasarımı önemli çünkü ince böyle fırçayla çekilemediğiniz şeyleri daha kontrol çekebiliyorsunuz. Çünkü kıl uç değil, keçe uçu olduğu için daha kontrollü bir yayılım sağlıyor. O avantajı var diyorsun. Öyle bir avantajı var. Sonrasında geçiş yapmak isterseniz temiz bir fırçayla yapabiliyorsunuz. Yani şuradaki etkiyi çok rahat alabiliyorsunuz. Evet, gerçekten güzel gözüküyor. Evet. Yani sürdüğünüzde bu açık tonda değil, koyu gerçek tona erişiyorsunuz. Hakikaten evet. Güzelmiş. Böyle de 24'lüsü var. Bu arada normalde teklileri de var. Evet. Onları da ayrıca gösteririm. Şu an kasa yanında özel standta onlar. Evet. Evet. Gerçekten güzel, kullanışlı ve mantıklı ya bir ürün. Seyahat için yanınıza aldığınız küçük bir defter, sulu boya defteri. Tabii ki kullanım alanları sulu boya defterleri. Yanınıza attınız. Ondan sonra bir su, deniz suyuyla bile yapabilirsiniz. Aa, çok mantıklı. Yani deniz kenarında bile hani böyle malzemeleri açık koyacağınız yer yoktur. İki renk alırsınız. Zaten sulu boya hani üç tane renk aldınız. Üç ana renkten istediğiniz renkleri çıkartabilirsiniz. Ya da set de alabilirsiniz tabii ki. Böyle seyahat ya da sürekli hareketli olanlar için çok ideal. Evet. Güzel. Teşekkür. Evet. Şöyle bakıldığında... Evet, bir sonraki teknik de oluşturulabilecek. Yani aqua droplarımıza geçebiliriz. Bunlar da sıvı olanlar. Şöyle göstereyim, renklerinin pigmentleri güçlü olduğu için dibe çöküyor. Biz de onları böyle gün içerisinde çalkalayarak renklerini geri getiriyoruz. Görevlerimizden biri gelip bunları çalkalamak istiyor. Aynen öyle. Şu şekilde zaten gözüküyor. Canlılığını da seçtin yalnız. Aynen öyle. Evet, gerçekten güzel. Yaz renkli. Evet. Bunları aynı şekilde yani 300 gramlık bir kağıdınızın üzerine yani sulu boya kağıdınızın üzerine direkt fırçanızı batırarak da zaten damlalık özellikli olması da hani damlatarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz yayarak da kullanabilirsiniz. Evet. Direkt hazır sulu boya diyorsun. Aynen öyle. Direkt hazır sulu boyalar. Şu şekilde gösterebiliriz. Evet. Pardon. Renklerini de göstereyim şöyle. Ben. Pardon. Biraz sıkışık bir alan benim için. Şöyle göstereyim. Aa, kırmızısı da çok güzelmiş. Evet. Renkler çok güzel. Her birini çalkalayıp çalkalayıp göstereyim. O zaman hazırdan bahsetmişken bu tarafa da hemen geldim. Bakalım. Burada da direkt kullanıma hazır aslında tam sulu boyalı mürekkepler var. Çok canlı mürekkepler. Ama ben sulu boyayla da birlikte kullanabiliyorum. Eğer böyle bazı renk tonlarını patlatmak istiyorsanız mürekkeplerden, çizim mürekkeplerinden yardım alabilirsiniz. Çünkü hem hazır hem de transparan sulu boyayla da çok güzel eşleşiyor. Ya da metalik kullanmak istiyorsunuz sulu boyada. Ama işte sulu boyanın sürekli sulandırarak o metaliği çözme durumu birazcık geçen yayınlarda anlatmıştık. Kıvam konusunda farklılık yaratabilir. Ama burada çok yoğun bir şekilde sıvı, böyle favorimiz. Metalik, evet, favorimiz kullanabilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir çok tercih. Güzel. Farklı teknikler içinde kullanılabilir. Sonrasında altta... Çok pardon, oraya geçmeden ben hemen şu renkleri bir göstereyim mi? Geldim. Evet. Çok canlı renklere sahip. Çizim mürekkebi bunlar, sulu boya değil. Onu özellikle vurgulayalım. Ama birlikte de çok güzel oluyor. Birlikte kullanabilirler. Hem sulu boya hem stick sulu boya, marker anlattığımız tüm malzemelerle kullanılabilir. Evet. Ya da mesela sadece ambalajı içinde masada süs olarak durabilir. Neden olmasın? Kurbağalıya bayılıyorum. Gayet güzel. Evet, grafik sanatçısının tasarladığı desenler hala evet. Kullanılıyor. Gerçekten çok güzel. Evet, Black Indian Ink de kalıcı bir siyah mürekkep. Onu da ekstra bilgisini verelim. Zaten onların da büyük boyları da mevcut. Evet. Şöyle onları da göstereyim. Evet. Şimdi bir de diğer markamız var. Talens'in ekolinleri. Ekolinler de aynı şekilde Winsor'un çizim mürekkepleri gibi aynı şekilde kullanılabilir. Ekolinler de geniş bir renk skalasına sahip. Onlar da çok canlı renkler.
Zaten renklerinin farklılığından anlaşılabiliyor. Şöyle gösterelim. Sıvı sulu boya. Evet. Aqua droplar gibi sıvı sulu boya olarak kullanılabilirler. Hemen renkleri güzelmiş. Evet. Ama kalıcılıkla ilgili sanırım bir bilgi vermemiz gerekiyor. Evet, renk kalıcılıkları fazla transparanlar. Kalıcılık konusunda çok fazla iyi olduğunuz. Profesyonel anlamda evet. Renk solmazlığı garantisi yok diyebiliyorum. Evet. Belki bazı renklerde değişiyor olabilir. Yani dediğiniz gibi profesyonel olanlardaki kadar kalıcı değiller. Ama gene kullanılabilir. Yani yeni başlayanlar için aslında belki de önerebiliriz. Evet. Water resist mürekkep var mı denilmiş. Biraz önce gösterdik. Hı-hı. Hemen tekrar gösterelim. Black Indian diye geçiyor. Şöyle. Ay, ya da kaligrafi mürekkebi sordu olabilir. Ha, öyle de oluyor mu? O zaman bunları da gösterelim. Tabii ki de bunların transparanlık dereceleri çizim mürekkepleri kadar yüksek değil, düşük değil, daha yüksek oluyor. Yarı transparan gibi her renkte değişiyor. Onu da dikkate alarak kullanabilirler. Bir diğer markamız Lefranvurja'nın bakalım. Bunlar ekstra böyle ince, çok şu renkten güzel. Özellikle göstermek istiyorum. Çok transparan olan bir renk mesela. Böyle bir rengimiz var. Çok transparan ve ince bir mikron olduğu için dibe çöken bir şey de yok. Tortu bile yok. Evet, o yüzden gerçekten çok iyi renkmiş. Evet, bu transparanlık ve bu ince şeye pigmente sahip olan bir mürekkep. Çok farklı çeşit tasarımlar yapılabilir. Sadece dibe çöken burada tabii ki de şeyler, beyaz ve metalikler. Ha, beyaz da yoğunluğundan dolayı. Yoğunluğundan dolayı. Beyazın her zaman pigmenti daha yoğundur tüm boyalarda. O yüzden bu da aklınızda olsun. Genelde beyaz tonlu renkler dibe çöker. Evet, gerçekten renkleri de çok tatlıymış bu arada. Şöyle birkaç tanesini göstereyim. Evet. Şöyle büyük boyları da var. Gidiyor. Evet. Şu ekolinlerin brushlarını da istersen gösterelim mi? Tabii. Şöyle. Çıkar ama istersen mesela. Şöyle ekolinleri zaten göstermiştik. Aynı şekilde hani watercolor gibi düşünün. Onların da ekolinlerin kalem halleri. Bunlar da aynı şekilde kağıt üzerinde gayet yayıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle renklerini. Yine brush uçlu. Bulamadım yerini. Ben onları. Evet. Şöyle bıraktım. Evet, bunların da uçları bu şekilde. Evet. Bunlar da yine pratik kullanım sağlıyor diyebiliriz. Yani kalem formundan hoşlananlar için hani farklı bir teknik denemek isteyenler tabii ki kullanabilir. Evet. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Şöyle, yani sadece sulu boyada kağıt üzerinde çalışmak değil, tuval üzerinde de çalışmak isteyen sanatçılarımız var. Onunla alakalı da en önemli aynen, aslında konusu tuvalin üzerine gesso kullanması. Ki sulu boya çünkü çok bizdeki tuvallerimiz de çok emici tuvaller oldukları için sulu boyayı direkt uygulamada direkt emici bir durumla karşılaşılıyor. Evet, şöyle sulu boya için gesso kullanmadan önce yani tuvalin üzerine uygulamadan önce gessolamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü renginin daha canlı, daha kalıcı olmasını sağlıyor. Şöyle. Herhangi bir yüzeyi sulu boyaya uygun hale getirebiliyoruz. Kesinlikle. Aynen öyle. Süper. Bu en önemli malzemesi. Evet. Yine tabii yardımcı malzemelerimizden de faydalanabilirsiniz. Bunları da evet. Profesyonel sulu boyaları anlatırken yine üzerinden biraz geçeceğiz. Ama şöyle tabii. Ben kısaca bunları da göstermek istiyorum. Doku için, maskeleme için, parlaklık, karıştırma, daha böyle granüllü bir efekt yaratmak için yine her bir anlattığımız malzemeyle kullanabilirsiniz. Hemen parıltılı. Sedefli parıltılılara, simlere. Evet. Çok hoş bir sedefi var bunun da. Evet.
O zaman ne yapalım? Teklileri de gösterelim isterseniz. Ben bir şey daha ay, çok pardon. Burada gösterirken şunu hep atlıyoruz. Aqua pastayı. Bu doku yaratılmak için kullanılan bir medium. O yüzden böyle sıvı değil, sıkılıyor ve sulu boyada nasıl akrilikle doku ve impasto etkisi yaratıyoruz. Burada da aqua pasta etkisi yaratmak için malzemeyi kullanabiliriz. Tüp de böyle sıkılıyor. Evet. Şimdi yayınımızı kapatmadan tekli ürünlerimizi de göstereyim. Sen mi geldin? Evet. Ben geldim ama. Evet, renkleri bu şekilde. Evet. Üstündeki kalemler de sulu boyayla uygun olduğu için birlikte kombinlenebilir. Şöyle kartelasını da gösterebiliriz. Oo, güzelmiş kartelası. Evet. İşte bahsettiğim o rengin ilk hali sürdükten sonra şu rengi kadar açabiliyorsunuz. Yani yoğun pigment olduğu için bu önemli bir detay. Aa, çok güzelmiş. Gerçekten böyle görmek tabii daha farklı oluyor. Öyle kalem içinde durduğu gibi. Evet. Merhaba, şu an çalıştığım için bu videoyu izleyemiyorum. Bunun sayfanızda tamamını izleyebilir miyiz demiş. Tabii ki efendim. Evet. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. İzlediğiniz için, dilediğiniz için teşekkür ederiz. Bayramdan sonra görüşmek üzere herkese. Sevgiler.